Muzaffer Öğretmen ile müzik derslerine hoş geldiniz. Çok Sesli Türk Müziği. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan modernleşme hareketleri, Cumhuriyet'in ilanından sonra her alanda olduğu gibi müzik alanında da hız kazanmıştır. Bu dönemde yapılan müzik çalışmalarının amacı, Türk müziğini evrensel müzik kurallarıyla işleyip dünya seviyesine ulaştırmaktır. Bunun için ülkemizdeki yetenekli gençler devlet bursuyla Avrupa'ya müzik eğitimine gönderilmiştir. Eğitimini tamamlayıp yurda dönen bu gençlerin yaptığı çalışmalar doğrultusunda da Çok Sesli Türk Müziği'nin temeli atılmıştır. 20 bin civarında halk ezgisi derlenerek notaya alınmış ve Çok Sesli Türk Müziği çalışmaları başlamıştır. Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Ekrem Zeki Ün, Nevit Kodallı, Muammer Sun, İdil Biret, Suna Kan ve Gülsün Onay, Çok Sesli Türk Müziği'ne katkıda bulunmuş önemli sanatçılardan bazılarıdır. Ahmet Adnan Saygun. Ahmet Adnan Saygun, Türk beşleri arasında yer alan klasik batı müziğinde yapıtlar vermiş bir Türk bağları, müzik eğitimcisi ve Budun müzik bilimcisidir. Türk müzik tarihinde Türk beşleri olarak anılan bestecilerden biri olan Saygun, ilk Türk operasının bestecisidir ve devlet sanatçısı unvanını alan ilk sanatçıdır. Cemal Reşit Rey. Cemal Reşit Rey, Türk beşleri arasında yer alan Cumhuriyet tarihinin ilk kuşak bestecilerinden 10. Yıl Marşı, Lüküs Hayat Opereti gibi ünlü eserlerin yaratıcısıdır. Ulvi Cemal Erkin. Ulvi Cemal Erkin, Türk beşleri arasında yer alan çağdaş müzik bestecisi ve müzik öğretmeni. Birinci kuşak çağdaş Türk müziği bestecileri arasında yer alan Erkin, opera dışında hemen bütün formlarda yapıtlar vermiş verimli bir bestecidir. Hasan Ferit Alnar. Hasan Ferit Alnar, Türk beşleri arasında yer alan çağdaş Türk müziği bestecisi. Çok Sesli Türk Müziği girişiminin ürünü, öncü 5 Türk bestecisinden birisidir. Klasik Türk müziği ögeleriyle Batı müziği tekniklerini bağdaştırma çalışmalarıyla tanınır. Necil Kazım Akses. Necil Kazım Akses, Türk beşleri arasında yer alan Türk senfonik müzik bestecisi. Çağdaş Türk müziğinin kurucusu ve öncü kuşağı olan Türk beşleri olarak tanınan grubun üyesidir. Ekrem Zeki Ün. Ekrem Zeki Ün, Türk bestecisi, orkestra şefi, keman eğitimcisi. İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör'ün oğlu olan sanatçı, besteciliği ve eğitimciliği ile müzik dünyasına katkı sağlamıştır. Türk beşleri ile aynı dönemi paylaşmış olduğu halde kendi kişiliği içinde bir bağımsız bir bestecidir. Nevit Kodallı. Profesör Doktor Mehmet Nevit Kodallı, Türk bestecisi, kompozitör, müzik eğitmeni. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerindendir. Devlet sanatçısı unvanına sahip besteci, özellikle ses ve sahne müzikleri ile tanınır. Muammer Sun.
Muammer Sun, Türk besteci ve müzik eğitimcisi. Türkiye'nin müzik politikasında 60'lı ve 70'li yıllarda etkili olmuş bir isimdir. Ankara Radyosu Çok Sesli Korosunu ve TRT Müzik Dairesi'nin kurucusudur. Türkiye'de 166 çocuk ve gençlik korosu kurmuştur. İdil Biret. İdil Biret, Türk piyano sanatçısı. İdil Biret, 1971 yılından beri devlet sanatçısıdır. Bugüne kadar seslendirdiği plak ve CD'lerin sayısı 80'i geçmektedir. Suna Kan. Suna Kan, Türk keman virtüözü. Harika çocuk olarak yeteneği küçük yaşta tespit edilen sanatçı, Türkiye'nin en iyi keman virtüözlerinden birisi olarak tanındı. Uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda solist ve baş kemancı olarak görev yaptı. 1971'den bu yana devlet sanatçısı unvanını taşır. Gülsin Onay. Gülsin Onay, Türk piyanist. Harika çocuk olarak başladığı müzik yaşamını dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle çalışmalar yaparak sürdürür. Uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı kabul edilmektedir.